Merve Özbey son anda evlilikten neden vazgeçti? Ünlü oyuncu Serdar Gökhan'ın kendisinden tam 37 yaş küçük eşi büyük aşklarını nasıl anlattı? Tülin Şahin 2018 yılı modasına dair tiyolar verdi ve bir dönemin ünlü mankeni Doğa Bekleriz son 6 ayda nasıl tam 40 kilo verdi? İşte bunları öğrenmek istiyorsanız izleyelim bakalım. Ünlüler dünyasıyla soru cevap oyunumuz sürüyor. Bakalım kimden ne müjde, kimden ne havadis, kimden ne sürpriz açıklamalar var. Bir roman güzelliğiz ilk olarak. İki gönül hep aşkı, iki gönül iki gönül hep aşkı. Şu bizim popçu Sinan'ın uzatmalı aşkı Roman Otilya. Merhaba sana da. Teşekkür ederim. Oo, Türkçe birkaç kelime öğrenmişsin de seninle galiba tercüman vasıtasıyla konuşacağız. Nasıl gidiyor Sinan'la ilişki? We have a very special relationship. Çok özel bir... We are first of all friends. İlk kez biz arkadaş. Sadece arkadaş mı? We are lovers. Başka? We are like a family. Aile oldunuz yani. Aferin size. İlişkide var mı bir sıkıntı? Our love is freedom. I'm not a jealous person. I don't take somebody in my hand. We give freedom to each other and we love each other and accept all the bad things. And bad, good things. Bizim ilişkimiz özgürlükle dayanıklı. Abinin de Türkçesi maşallah. Tercümana tercüman lazım ya. Neyse. Şunu sor bari Otilya'ya. Kıskanç mıdır Roman yenge? Sinan'ı bir jealous. No. Ya Sinan kıskanç mı? Bırakayım tata. Sometimes I can say yes. Bazen karışıyor. Hadi ya, çok karışıyor demek üstüne başına. Son olarak evlilik var mı diye sorayım sana. In my opinion inşallah but... Onun düşünecek inşallah. Yani olabilir, neden olmasın. Hadi bakalım inşallah. Devam tura. Yerli bir güzel var sırada. Merhaba Tülin, nasılsın? İyi, sağ ol, sen nasılsın? Ben de iyiyim de pek görünmüyorsun ortalarda. Çok mu geziyorsun şu sıra? İşimiz gereği seyahat etmek zorundayız. Hani işte... Ne bileyim, Paris'te defile oluyor, Milano'da defile oluyor. İşte burada kışken yazlık bir yere gidip yazlıkları çekmek gerekiyor. Çünkü sonuçta ters mevsim çalışıyoruz. Oo, ne güzel iş. Hem dünyayı gez hem üstüne para kazan. O çok seyahat etmeyi bazen şey zannedebiliyorlar. Hani böyle gezi gibi falan zannediyorlar ama işte yani uçaktan inip direkt çekime gidiyorsun. Spor yapıyormuşsun bir de galiba. Sonuçta her yere yürüyor ediyor olman illa bir spor salonuna girip böyle harıl harıl böyle 2 saat 3 saat spor yapmak demek değil. Yarım saat bir yere yürümen de 1 saat bir yere yürümen de bir spor aslında hani. Canım, o spor sayılmaz. Formunu korumak için spor yapmıyor musun? Nasıl böyle fitsin onu sordum. Yemeden içmeden kesiyor musun mesela? Kısıtlamalarım yoktur yani çünkü yediğimden daha fazlasını yaktığım için kendimden hani gayet eminim yani. Hani... Hadi ya, ne bulsan yiyorsun yani. Ay, onun içinde şeker var falan diyorlar. Tamam, ne olmuş diyorum hani şey, zeytinyağının içinde de şeker var hani. Dikkat et ama çok kalorili şeyler dokunmasın sana. Bunlardan korkmamak lazım. Çok fazla böyle kalori hesabı yaparsan işte şekerdi, yağdı, oydu, buydu. İşin içinden çıkamazsın ki. Peki gelelim modaya. Mankensin sen, bilirsin bu sene neler moda. En büyük şey ışıltı, parlaklık, simler, pullar, payetler, taşlar, yok böyle bir şey yani. Bu arada senin saçlar da ışıl ışıl. Bunlar zaten benim yazdan beri saçımda var bu teller. Çok sevdim. Hele güneşte falan özellikle parlıyorlar. Hani yazın bir şey olsun diye taktım, plajda falan güzel parlar diye. Sevdim, devam ediyor. Kışa devam edeceğim galiba böyle. Ve gelelim aşka meşke. Yeniden aşka, çocuğa nasıl bakıyorsun? Oralar erken. Geldik bile. Var mı hayatında yeni biri? Ben zaten hiçbir zaman özelimi zaten paylaşan bir insan çok olmadım. O da sonuç çok özel bir şeydi. Böyle dediğine göre var dilinin altında bir bakla. Aşka açık mı kalp kapıların? Yok hani işte onu dedim az önce işte. Hani anlayışınıza evet. Sığınıyorum yani daha çok... Erken bu konuları konuşmak için yani. Selami Şahin, sana da merhaba. Bir albüm çıkarıyormuşsun galiba. Gençlerimize sesi güzel olan 15 kız, 15 delikanlı yeni isimler, tanınmamış kişilerle düet yapacak. Hı. Onlara bir yol açmak sevaptır, kutsaldır. Oğlun Lider de albüm yapmış sanırım. O kendi türünde daha biraz batı gibi. Genç yani artık bu zamana uyum sağlamak lazım. Senden akıl alıyor mu? Elinden tutuyor musun? Arkadaşıma balık ısmarlamam. Balık tutmasını öğretelim. Lider Şahin'e gelince söz, eski gelin adayın İrem Derici'yi sormamak olmaz. Bu soru çok soruldu. Tamam canım, bir kere de biz soralım. Ne var bunda? Neden olmadı sizin oğlanla İrem'in işi? Evliliğe gidiyordu, nişan söz vardı. O da benim evladım. Bütün insanları seviyorum. Herkese mutluluklar diliyorum. Herkes hayatında mutlu olsun.
yaşanmış bitmiş. Sen de evlenmeden önce yaşadığın aşklar olmadı mı? Her meslekte olur sana, ben de oldu ama oldu, bitti. Sırada kim var çocuklar? Küçüğüm daha çok, küçüğüm bu yüzden. Yaşayan efsane 71 yaşındaki Serdar Gökhan geçtiğimiz günlerde kendisinden tamı tamına 37 yaş küçük eşiyle görüntülenmişti. Buraya da mı yakalandı? Evet, evet. Efendim nasılsınız? Sağ ol canım, teşekkür ediyorum. Şimdi Serdar Gökhan'dan tamı tamına 37 yaş küçük Oya Hanım'layız. O gün neden kaçtı? Serdar Bey'le görüntülenmek istemedi soruyoruz. Şimdi aslında kaçma durumu yoktu orada. Sadece hazırlıksız yakalanma durumu olmuştu, o kadar. Başka bir mesele yok yani. Bir refleksle ben niye kaçıyorsun dedi ama ben bir refleksle kaçmışım o arada. Yani aslında kötü niyetim yoktu. Yani gazetecileri severiz sonuçta. Kaçtın canım, baya baya kaçtın. Nedenini açıkla da öğrensin millet. Yaş farkını öne sürmeleri. Bizim mutlu bir evliliğimiz var her şeyden önce. Hani istemiyorum bu tarz konuşmalar. Hep istiyorum ki hani mutluluğumuzla anılmak istiyoruz açıkçası. Bu arada nasıl tanıştınız Serdar Bey'le? Yani çok uzun bir hikaye. Sonuçta yıllar geçmiş. Bir kafeteryada tanıştık. Kafeteryada mı tanıştınız? Sonra? Evlendik. 3 gün içerisinde, o kadar. Tanıştınız ve 72 saat sonra hemen evlendiniz yani. Bu ne hız kız? Bu arada eskiden tanır mıydın Serdar Gökhan'ı? Bir hayranlığın var mıydı? Bir hayranlığım yoktu. Tanımıyor muydun? Hayır, tanımıyordum. Hadi ya, ekranlardan da mı tanımıyordun? Ya, fikrim vardı tabii de öyle çok detaylı bir hayranlığım yoktu. Peki bir çocuk hayali var mı? Yani düşünüyoruz gibi. Bu arada sizi de pek tanımıyoruz. Ne iş yaparsınız? Ben geçmişte gazete muhabirliği yaptım. Dergiler falan. Yani çok fazla detaylı bir çalıştığım bir işim yok, süreklilik. Evet. Ev hanımlı. Demek öyle. Peki son soru size. Serdar Gökhan deyince ne geliyor hemen aklınıza? Çok iyi bir insan kendisi. Yani her işte. Çok iyi, çok başarılı. Ve... Hayat arkadaşım. Sürüyor ünlülerle soru cevap oyunumuz. Sırada bakın kim var. Bıraktın mı? Doğa bekleriz. Eski mankenlerimizden kendisi, evlendi, çoluk çocuğa karıştı, İzmir'e yerleşti. Şimdilerde yeniden İstanbul'da ve kucağında minik oğluyla. Çok cool. Hiç anasına benzememiş. Anası kikirik. Bu cool. Çok şirin. Konuşmaya başladı mı bari? İlk şey dedi. Dede. Hayaller anne, hayatlar dede. Ben de dede demişim ama. Dedirsene bir dede. Oğlum bir dede de. Dede. Dede. Ekrana maşallah koyun, tamam mı? Koyduk bile. Bu arada sen nasılsın? O kadar kilo aldım verdim, hiç demiyorsun ne kadar güzel zayıflamışsın. Çok formda görünüyorsun da ondan sormadık ya. 40 kilo aldım ben, 40. Ne, 40 kilo mu almıştın? Nasıl verdin peki? Her gün kapıma diyet geliyor. Fazlan var mı hala? 10 kilom kaldı. 10 kilo daha vereceksin. 10 kilom kaldı, evet. Ondan... Vay be, nasıl başardın doğum sonrası aldığın 40 kilodan kurtulmayı? Bu haplar, şunlar, bunlar vesaire, sakın. Aman diyeyim, yemeden bu işler asla olmuyor. Yiyeceksiniz. Ben hiç aç kalmıyorum. Hatta hayatımın en tok dönemini geçiriyorum, öyle söyleyeyim. Güzel tavsiyeler bunlar. Hanımlar not almıştır mutlaka. Devam edelim turumuza. Gel. Tamam, tamam, dur. Merve Özbey yeni satın aldığı arabasını uzun ileri geri yapışlardan sonra 10 dakikalık uğraşla park etti. Işıl ışılsın Merve. Çok teşekkür ederim. Çok da güzelsin bugün. Bugün ne alacaksınız? Ne tatlısınız? O senin tatlılığın, gittikçe güzelleşiyorsun. Geçen gün biri yazmış, hani bu estetiksizdi diye. Sahi var mı estetik hiç? Allah'a şükür, Allah vermesin. Böyle durmaya devam edersem ama görüntüyü yayınlayamayız. Biraz korneye yanması, gelin. Tamam tamam, geç şöyle. Şu tarafta yapalım röportajımızı. Geçen gün köfteli perde pilavı yapmışsın. Ağzımızın suyu aktı. Köfteli perde pilavı. Yapıyor musun? Ben yemek yaparım. İyi misindir mutfakta? Ben, mutfak benim rehabilitasyonum. Mutfağa sarmazsam ya da kitaba falan beni daha çok magazinlerde görebilirsiniz. Senin zaten iyi olmadığın iş yok. Estağfurullah, öyle deyip utandırmayalım lütfen. Bu arada aşkta da sevdim mi tam severim demişsin geçen gün. Kendi adıma güzel seven bir kadınım. Yani sevmeyi becerebilen bir kadınım. Dolayısıyla güzel sevdiğim için de fazla önemsiyorum. Bu arada Murat enişteyle aranız nasıl? Evlilik tarihi belli oldu mu? Allah hepimizin yolunu açık etsin. Aa, bitti mi? Saygı çerçevesinde noktalama kararı aldık. Şoke olduk ya. Bir süredir zaten
böyle bir düşüncemiz vardı. Neden bitti? Ya çok özel bir sebebimiz yok. Murat çok iyi bir adam. Evet, anlaşamadığımız noktalar vardı. Allah hepimizin yolunu açık etsin bu saatten sonra. Halbuki nikahınızı bekliyorduk biz. İşte bazen kader bir yerde birbirinize yazmadıysa olmuyor. Bak şimdi çok üzüldük. Bundan sonra varsa yoksa işimiz gücümüz. Kötü ayrılmadınız inşallah. Hayır asla, asla. Bir boşluğa düşmüşsündür sen o zaman. Çünkü çok seviyordunuz birbirinizi. 2,5 yıl elinizde bir taş da tutsanız, bir yastık da olsa bir boşluk tabii oluyor. Ama sonrası Allah her şeyin sabrını veriyor. Daha büyük acılar vermesin. Allah bunu unutturacak, keder vermesin. Peki yeni hayatında aşka kapalı mısın? Tabii ki aşka kapıları kapatmadık. Neden kapatalım? Evet. Hayat deneme yanılma. Yani diyorsun ki? Ertesi gün bir uyanırsın, başka bir şey çıkar karşına. Hayırlısı olsun. Ben böyle şeyleri konuşamıyorum da. Teşekkür ederim. Çok utanıyorum.